Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda teknoloji dünyasından çokça konuşulan bir konuyu ele alacağız. DDR4 RAM'den DDR5 RAM'e geçmek mantıklı mı? Yeni bir sistem mi topluyorsunuz yoksa mevcut sisteminizi yükseltmek mi istiyorsunuz? Karar vermeden önce DDR5'in sunduğu yeniliklere, avantajlarını ve dezavantajlarını bilmek önemli. Hadi bu konuya birlikte detaylıca bakalım. Öncelikle DDR4'ten başlayalım. DDR4 uzun yıllardır kullandığımız, performansı oldukça tatmin edici bir RAM teknolojisi. 2400 MHz ile 3600 MHz arasında değişen hızlarda çalışabiliyor ve hem oyunlar hem de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli performans sağlıyor. Bunun yanında gecikme süreleri de oldukça düşük, bu da işleri hızlı ve akıcı yapmanızı sağlıyor. Peki DDR5 nedir? DDR5 daha yüksek hızlar ve band genişliği sunan yeni nesil bir bellek teknolojisi. Örneğin başlangıç hızları 4000 MHz civarında ve bu rakam 8400 MHz'lere kadar çıkabiliyor. Bunun yanında DDR5, ISS yani hata düzeltme kodu gibi ileri teknolojilerle verilerinizi daha güvenli bir şekilde işliyor ve daha az enerji tüketiyor. Bu özellikler hem performans arttırıyor hem de uzun vadede sistem istikrarına katkıda bulunuyor. DDR4 ve DDR5 arasındaki farklara baktığımızda en dikkat çekici özellik band genişliği. DDR5, DDR4'e kıyasla 2 kat daha fazla band genişliği sunuyor. Ancak bu farkın günlük kullanımda ne kadar etkili olduğu, duruma bağlı olarak değişebiliyor. Gelin bu konuya daha derinlemesine bakalım. DDR5'in ortaya çıkış hikayesi aslında teknolojideki sürekli gelişim ihtiyacına dayanıyor. İlk DDR RAM 2000'lerin başında hayatımıza girdi. Ardından DDR2, DDR3 ve DDR4 gibi nesillerle bu teknoloji sürekli daha hızlı ve verimli hale getirildi. Özellikle DDR4, 2014 yılında piyasaya sürüldüğünde oyunlardan profesyonel uygulamalara kadar birçok alanda devrim yarattı. Ancak günümüzde artan veri işleme ihtiyaçları, yüksek çözünürlüklü içeriklerin yaygınlaşması ve işlemcilerin daha fazla performans talep etmesi, DDR5 gibi daha güçlü bellek teknolojilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirdi. Özellikle yapay zeka, büyük veri analizi ve yüksek performanslı oyunlar gibi alanlar DDR5'in en büyük hedef noktaları arasında. Yani DDR5 geleceğin teknolojik ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirildi diyebiliriz. Şimdi gelelim DDR5'in avantajlarına ve dezavantajlarına. Öncelikle avantajlarına bakalım. Daha yüksek performans. DDR5 çoklu işlem gerektiren durumlarda ve yoğun veri işlemi gerektiren uygulamalarda çok daha hızlı performans sunuyor. Bu özellikle profesyonel kullanıcılar için büyük bir avantaj. Geleceğe yatırım. Yeni nesil oyunlar ve yazılımlar ilerleyen yıllarda DDR5'in sunduğu hızdan daha fazla faydalanacak. Eğer ileriye dönük bir sistem topluyorsanız DDR5 mantıklı bir seçim olabilir. Daha az enerji tüketimi. DDR5 enerji tüketimi konusunda DDR4'e göre daha verimli. Bu özellikle uzun süre çalışan sistemlerde büyük bir fark yaratabiliyor. Peki dezavantajları neler? Yüksek maliyet. DDR5 RAM'ler şu an için oldukça pahalı. Bunun yanında DDR5 uyumlu anakart ve işlemciler de gerekli. Bu da toplam maliyeti arttırıyor. Uyumluluk sorunları. DDR5 yeni bir teknoloji olduğu için bazı uyumluluk sorunları yaşanabiliyor. Özellikle eski sistemlere uyum sağlamak mümkün değil. Şu anki yazılımlarda kullanım. Mevcut oyun ve yazılımların çoğu DDR5'in sunduğu ek performansı tam anlamıyla kullanamıyor. Bu da şu an geçmek gerekli mi sorusunu akıllara getiriyor. DDR5'e geçiş kararı tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı. Eğer mevcut DDR4 sisteminiz oyunları ve yazılımları sorunsuz bir şekilde çalıştırıyorsa DDR5'e geçmek için hiç acele etmenize gerek yok. DDR4 halen birçok kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Ancak sıfırdan bir sistem toplamayı düşünüyorsanız, özellikle geleceğe yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız DDR5 mantıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca video düzenleme, 3D modelleme veya veri analitiği gibi profesyonel işler yapıyorsanız DDR5'in sunduğu ek hız ve band genişliğinden ciddi şekilde faydalanabilirsiniz. Sonuç olarak DDR4 sistemden DDR5 sisteme geçmek tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı. Eğer yeni teknolojilere hemen adapte olmayı seven birisiyseniz ve bütçeniz uygunsa DDR5 sizler için çok daha doğru bir tercih olabilir. Ancak mevcut sisteminiz hala işinizi görüyorsa ve büyük bir performans artışı gerekmiyorsa DDR4 ile yola devam etmek de mantıklı bir seçim olacaktır. Peki siz DDR5'e geçmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.